kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere hazır yufka ile yaptığım fakat el açması lezzetini aratmayan nefis bir lahmacun tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak lahmacunun iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Tarifim için 1 adet kapya biber, 1 adet büyük boy domates, 2 adet kuru soğan ve 3 adet sivri biber kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri robottan geçirerek hazırlıyorum. Sebzeleri robottan geçirdikten sonra genişçe bir kaseye aktarıyorum. Kalan malzemeleri de aynı şekilde robottan geçirerek hazırlıyorum. Sebzelerimin tamamını robottan geçirerek hazırladım ve kaseye aktarıyorum. Daha sonra doğradığım çeyrek demet maydanozu ekliyorum. 250 gram orta yağlı kıymayı da ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ve son olarak yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Tüm malzemeleri kaseye aldıktan sonra elimle güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdım ve hazırladım. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Sosum için 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri çırpma kabına aldıktan sonra güzelce çırpıyorum. Sosumu da çırparak hazırladım. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Lahmacunları hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tepsiye fırın kağıdını koyduktan sonra yufkayı üzerine açıyorum. Yufkanın kenarlarını eşitleyerek düzenledikten sonra hazırladığım sos ile güzelce yağlıyorum. Sosu sürerken kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterelim. Yufkanın her yerini yağladıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi katlıyorum. Ve katladığım kısımlara da görmüş olduğunuz gibi sosu bolca sürüyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı oldukça basit. Üstelik gerçekten çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Yufkamı görmüş olduğunuz gibi katladım. Hazırladığım iç harcını şimdi ikiye bölüyorum. Bu tarifimden toplamda 2 tepsi lahmacun elde ediyoruz. İç harcımı kaşık yardımıyla yufkanın üzerine koyduktan sonra spatula yardımıyla yayıyorum. Yufkanın her yerine iç harcımı yaydıktan sonra hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Pişme süresi de oldukça kısa ortalama 15 dakikanın sonunda pişiyor. İkinci tepsimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Fırın kağıdı serdiğim tepsinin üzerine yufkayı seriyorum. Yufkanın her yerine sosu bolca sürdükten sonra katlıyorum ve her katladığım yufkanın üzerine de sosu sürüyorum. Katlama işlemi bittikten sonra kalan iç harcının tamamını yufkanın üzerine koyduktan sonra spatula yardımıyla yayıyorum. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra ikinci tepsimi de önceden ısıttığım 200 derecelik alt-üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda pişen lahmacunu fırından çıkartıyorum. İkinci tepsim de pişti ve fırından çıkartıyorum. Çıtır çıtır lahmacunlarım artık servis için hazır. Ben servis etmek için sumakla harmanladığım soğanı ve domates kullanıyorum. Pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.